Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bakın bugün böyle gidiyoruz ama tatlıya bağlanacak. Hiç merakı, hiç üzülmeyin. Aman neşeniz kaçmasın, hiç kaçmasın, hiç korkmayın. Böyle rahat rahat, ahir zaman ümmetiyiz biz. Tatlı tatlı anlatalım, sevelim. Hadi beraberce elle tutuşup cennete gidelim kıvamında programlar. Ne kadar güzel olur. Ne kadar güzel olur. Ama şunu da söyleyeyim, içimde kalmasın. 2-3 sene evvel söylemiştim. Ve insanların dikkatini çekmişti. Lukâ İbni Lukâ. Hadisin tam metninde böyledir. Lukâ İbni Lukâ. Lukâ İbni Lukâ, alçak oğlu alçak demektir. Merak etmeyin arkadaşlar. Birazdan bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerif gönlümüze böyle sular serpecek. Yani bana rağmen rahatlayacaksınız. Estağfurullah dediğinizi düşünüyorum. Alçak oğlu alçak, alkışlanmadıkça kıyamet kopmaz. Alçak oğlu alçak. Alçak oğlu alçak kimmiş? Kur'an'ın ayetlerini ve dinin hassasiyetini alenen, bak bir insan kendi başına olur. Alenen ortalığa çıkıp buna hakaret eden bir insan, hatta o kadar aşırıya gidiyor ki eski peygamberlerin ümmetlerinde bulunan sapıtlıklar var ya. Arkadaşlar ben bunu söylemek zorundayım, kusura bakmayın. Ben bunu söylemek zorundayım. Burada sizin bilmeniz gerekenleri söylemez. Kalkar kendim kahve köşesinde oturuyor konuşuyor ama burada konuşmazsam bu mertliğe sığmaz. Ben size haberdar edeyim ki neme lazım. Yarın bir gün demedi demeyin. En azından duyun. Eski ümmetlerin bazı sapıklıkları vardı ya. Mesela eşcinsellik vesaire falan gibi. O zaman onlara Lukâ İbni Lukâ deniyormuş. Kendisi böyleydi. Bu alçaklığı da ortada yaptığı için onlara takılan vasıfmış. Yani bu şekilde cinsi sapıklığını yaptığı halde toplum içerisinde aleni, bu kişi alkışlanmadıkça, tabir bu he. Bak o zamanın toplumunda alkış yok. Alkışlanmadıkça kıyamet kopmaz. Çok enteresan. Arkadaşlar bu şu anda bir şey gördük de sosyal medyadan cümleler uyduruyor değiliz. Bu anlattığım 1400 sene evvelki, 1200 sene hadis tasnif kitaplarında mevcut şeyler. Ama bunu niye anlatıyor? Lüzum var mı bunu anlatmıyor? Yok canım. Yok. Hiç yani lüzum var mı? Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Öyle bir zaman gelecek ki kıbleleri kadın olacak diyor. Yani o hanım, kadın cinsiyeti kullanılarak tüm toplum manipüle edilecek. Var mı böyle bir şey? Yok canım. Yani bulunsun. Yani bunlar kıyamete yakın olacakmış hani. Önceden bulunsun. Hani belki torunun falan görür. Biz yetişemedik çünkü bunlara. Yok böyle bir şey. Bak adam araba satıyor. Yanında hemen motosikletini koyuyor mesela. Değil mi? Ya. Hani böyle duruyoruz, takım elbiseyi falan giyiyoruz, ayet, Kur'an falan. Ta başında anlattım size, biz bu toplumda yaşıyoruz. Dikkat edin bakın. Arkadaş her şey yerinde güzel. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, tabiat sevgisi. Kainatta gördüğünüz güzelliklerin hepsi yerinde güzel. Bak güneş ne kadar güzel. Biraz yaklaşsın. Ne hale geliyorsun. Biraz uzaklaşsın, mahvoluyorsun, perişan oluyorsun. İklim değişikliği diyorsun değil mi? Nisan ayında birden -15 yaşasan bittin. Ya kar olsa da yağsa da kar topu oynasak. Şubat, Ocak. Haziranda aklın çıkar. Her şey yerinde güzel. Din de öyle. Dini muhabbet de öyle. Allah muhabbeti de öyle. Yerini değiştirdiğinizde esas küresel ısınma. Ne ısınma ne ısınma. Acayip bir şey. Bugün Kadir Gecesi olabilir. Olabilir. Yarın Kadir Gecesi diyorlar.
Yarın cümle ümmeti Muhammed birleşiyor, dua ediyor. Belki bugün de Kadir Gecesi. Size bir tüyo vereyim. Kaç dakikamız var? Bir konuya da girebiliriz. Kadir Gecesi hakkında size bir uyarı yapayım. Kadir Gecesi ile alakalı, Kadir Gecesi'nde konuştuğumuzda hazırlıksız olmayın. Çok önemli, çok mühim, internetten Kadir Gecesi diye aradığında, hani hocayı beğenmezsin, internete gidersin, oradan bakarsın, sarmaz buradaki muhabbet belki, orada şaşırma diye, beni bir dinle öyle git oraya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir Gecesi ile alakalı farklı rivayetler göreceksiniz. 21'i dedi, buyurdu. 23'ü hakkında hadis de var. 25'i, 27'si, 30'u. 30'u da Kadir buyurmuş. Son 20 günde arayınız buyurmuş. Son 10 günde arayınız buyurmuş. Ama biliyoruz ki 17 Ramazan'da inmiş ilk vahiy mesela. Şimdi kafanız karışmasın. Hemen oradan saldıranların da o saldırılarına sakın hedef olmayasınız diye bir şey söyleyeceğim. Her sene Kadir Gecesi değişebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın sakladığı o Kadir Gecesi'nin son 10 gününü ihya edelim diye gizli olsa da demin anlattığımız Allah Resulüne bildirince bir sene 23'ünde olmuş. Bir sene 20'sinde, bir sene 25'inde. Dikkatli dinle, çok hoşuna gidecek bir yer geliyor. Çok hoşuna gidecek. 27'sinde. Tamam mı? Tamam. Efendimiz her sene değişebiliyor Kadir Gecesi. Sabitlenseydi bu kadar çok rivayet olmazdı. Rivayetlerin farklı oluşu 25'idir, 27'sidir, 30'udur denmesi o sene 30'da. Diğer sene 27'sinde. Hocam aynı sene söylenmiş hadis-i şerif bulduk, iki tarih veriliyor. Ramazan'da bir Kadir Gecesi mi olur acaba? İki tane olmaz mı? Ya. Ama hocam biz hepimiz 27... Kardeşim o senin problemin. Allah Teala 3 Kadir Gecesi veremez mi Ramazan'a? Ben deniz kafamdan konuşmuyorum. Alimlerden nakil yapıyorum. Sonra sen bu son 10 günde başlamadın da Ramazan'ın 8'inde namaza başladın. Ramazan'ın 8'inde başladın. Ya ben şu namazda okuduğum Kur'an surelerini öğreneyim kardeşim dedin. Hususi Ramazan'da bambaşka bir Ramazan yaşadın. Abi senin Kadir Gecen işte o 8'i. Bir de senin Kadir Gecen var. Sen o gecenin, günün kadrini bildin. Anlatabildim mi acaba? Çok önemli. Şimdi diğer sürprize gelelim. 10 sene evvel Kadir Gecesi yaşandı. Falanca güne denk geldi. Hem Ramazan'da 21'ine geldi diyelim. Hadi o çok kafamız karışır. Şimdi hicri takvimi biliyorsun bilmiyorsun meselesi biraz kafa bulanabilir. Miladi takvime göre düşünelim. Yani bizim şu anda kullandığımız ülkemizde geçerli resmi takvim. Ocak, Şubat, Mart diye. Hani miladi takvim diyoruz. Ağustos diyoruz mesela. Ağustos'tan geliyor biliyorsunuz. Yani gıcık olmuş. Niye demiş ben mesela Temmuz 31'dir, Ağustos da 31'dir. Biliyorsun değil mi Metin abi? Şubat'tan çalmışlardır. Sebebini biliyor musun? Aa kral Ağustos gıcık oluyor. Ben ilahım diyor. Falancanın diyor 31 günü var. Niye ben 30 gün olayım diyor. Hemen halledin şu işi diyorlar. Acil bir gün takıyorlar. Bu kadar da bilimselsindir he. Mesela bizim Ramazan'la Şaban'la dalga geçersin. Ama içinde yaşadığın Temmuz Ağustos'un nereden geldiğini bir öğrensen artık ne hallere düşersin kim bilir. Şubat'tan alıyorlar işte garibin. Sesi çıkmamış diye. Neyse araştırırsın takvimleri. Orada da ayrı bir şenlik var. Çok bilimsel gidiyorsun. Allah Teala'nın devamlı Ramazan döndüğü için, sabit kalmadığı için, 10 gün evvel, 10 gün evvel geldiği için Ramazan ne yapıyor? Sürpriz açıklıyorum. Tüm seneyi dolaşıyor. Hatta ne deriz biz? 33 senede bir aynı zamana denk gelir. Aa kafiyeli oldu. 33 senede bir aynı zamana denk gelir. Ramazan bizim için ne güzeldir falan diye devam edersiniz. Böyle bir durum var, tamam mı?
Şimdi Kadir Gecesi, Ramazan dediğimizde abi bu Kadir Gecesi elbisesini Allah Resulü'nden bu yana 1400 sene geçmiş. Hemen hemen üzerine giyinmeyen gün kalmamış. Dolaşıyor ya. Yani şimdi benim çıktım ben Haziran'da dolaşıyorum. Haziran daha evvel Ramazan ayını yaşamış günler, belki içinde o Haziran'ın Kadir Gecesi yaşanmış bir elbise giydi o. Bugün bile adam milletvekili oluyor, binden beri eski şeyi oluyor. Takım kaptanı oluyor, hala onursal başkan falan devam ediyor. Yani formayı çıkarsa da sen bir kere onu giydin diyorlar yani. Öyle değil mi? Eski bilmem ne milletvekili diyorlar. 25. falan filan dönem diyorlar. Kaç dönemse şimdi bilmiyorum. Onu giyinmiş çünkü. Hatta emekliye bile ayrılsa oradan değil mi? Ona göre ya bak. Adamların canı çıkıyor yüksek terfi almak için işine güçte. Bu Kadir Gecesi'ni giyinmiş mi? Her gün giyinmiş mi? İşte bizim Anadolu irfanı. Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil. Aslında doğru. Her gece Kadir. Yaşamış onu. Yani sen gecenin kadrini bildiğinde o gece senin için Kadir olmayacak mı?